Yine o raporun rüşvetle ilgili bölümünde Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesindeki düzenlemelerle rüşvet suçlarının yapısındaki karmaşıklığın azaltılmasından ziyade arttığı, hukuki açıklık ve tutarlılık bulunmadığı hususunda kaygılı oldu. Ülke içi kamu görevlileriyle yabancı ve uluslararası görevlileri tarafından işlenen rüşvet suçlarına ilişkin hükümlerin uyumlaştırılmamış olmasından dolayı derin teessüflerini ifade eder. Hani bir gazeteci arkadaşımız var ya, ısrarla soruyor. Ya bu bir şirket var Almanya'da. Türkiye'de bir bakana rüşvet verdiler. Defalarca yazıldı, çizildi. Neden bunun üstüne gitmiyorsunuz diye. Greco da onu söylüyor zaten. Siz yapmadınız diyor. Derin teessüflerimizi bildiririz diyor. Değerli arkadaşlarım, AKP'nin yaptıkları bunlar. Söyledikleri ve yaptıkları bunlar. Çok şey söylüyor. Her namuslu yurttaşın dinlerken hoşlanacağı şeyler. Yolsuzluğun üstüne gideceğiz. Rüşvetin üstüne gideceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaş vergisi, ödediği verginin hesabını sorma hakkına sahiptir. Sayıştay çok önemli bir kurumdur. Laf tamam. İş. İş yok. İş yok. Laf tamam, iş yoksa ne oluyor? Laf tamam, iş yoksa memleketi rüşvet götürüyor, yolsuzluk götürüyor. 17 Aralık. 17 Aralık. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet, en büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı. Hemen çıktılar. Efendim seçimlere 3 ay kala eğer böyle bir operasyon yapılıyorsa bu bize karşı kurulmuş bir kumpastır. Bu doğru değildir diyorlar. Halkı kandırıyorlar. Sevgili yurttaşlarım, bu operasyon 14 ay önce başlatılan bir operasyondur. Kendileri söylüyorlar. Bir ihbar mektubu gelmiş. Devletin bütün katlarına gitmiş. Cumhurbaşkanından Maliye Bakanlığı'na kadar. Her yere gitmiş. İhbar bakmışlar, çok ciddi. Araştırmışlar. Soruşturmuşlar. Mahkemeden karar almışlar. Bazılarını dinlemişler. Fotoğraflar çekmişler. Belgelemişler. Olay çok büyük. Sonra düğmeye basıldı ve 17 Aralık'ta belli kişiler malum gözaltına alındı. Sonra bir şey daha çıktı. Arkadaşımın belirttiği gibi 18 Nisan 2013 tarihli bir MIT raporu da ortaya çıktı. Doğrudan başbakana verilen bir rapor. Diyor ki hani bu yolsuzlukların ana aktörü var. Yakalanan. Onun bir yakını da kaçtı İran'a. Bakanların zarap ile ilişkisi ortaya çıkarsa hükümet zor durumda kalır diyor. 18 Nisan 2003'te 13'te başbakanın masasına konuyor bu. Yani olay yeni bir olay değil. Ben şimdi o sayın başbakana sormak isterim. 2013 tarihinde yani 18 Nisan'da bu rapor önüne konduğunda sen o bakanları çağırıp acaba hiç konuştun mu? Bunların çocuklarını hiç konuştun mu sen? Konuşmaz. Neden? Talimatı veren o arkadaşlar. Niye konuşsun? Çete reisi zaten. Bir yolsuzluk ortaya çıktığında bütün dünyada sağlıklı işleyen demokrasilerden halkın vicdanını dinleyen bütün siyasiler şunu yaparlar. Yolsuzluk mu var? Sonuna kadar gidin kardeşim. Sonuna kadar gidin. Kime ulaşırsa gidin ve biz bu yarayı kesip atalım. Toplumu çürütmeyelim der. Bunlar ne yaptılar? Olay ortaya çıktı, önce paniklediler. Arkadan devletin içinde çete var dediler. Arkadan polisleri görevden aldılar. Arkasından bürokratları görevden aldılar.
Arkasından savcıları görevden aldılar. Yetmedi. Efendim bu polis madem gidip hırsızları yakalayacak, yönetmeliği değiştirelim. Önce hırsıza haber versin. Ondan sonra biz bu uygulamayı başlatalım. Ve samimi söylüyorum, anlatırken de sıkılıyorum. Doğrudan yürütme organı, doğrudan yargıya müdahale ederek savcının elini kolunu bağladı ve talimat verdiler. Savcının talimatına uymayacaksınız, yönetmeliği değiştirdik. Bundan sonra önce bize haber vereceksiniz, ondan sonra gidecek. Deniz Feneri davasını hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu toplum belleğindedir, kimse unutmasın. Polis İstanbul'da bir arama yapılacağını siyasi otoriteye bildiriyor. Köstebek var biliyorsunuz, bir bakan var, Köstebek. Onun koruma müdürü hemen Kırıkkale Belediye Başkanı'nı arıyor. İstanbul'da arama yapılacak, ona haber ver diye. O da hemen, ya cep telefonuyla konuşmayayım, sabit telefonla konuşayım diyor. Arıyor ve haber veriyor. Değerli arkadaşlarım. Eğer hırsıza haber verirseniz sonucu bu olur. Yönetmeliği değiştirdiler. Danıştay'a başvuruldu. Bu yönetmelik doğru değildir diye. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu açıklama yaptı. Bu doğru değildir, yargıya müdahaledir diye. Kıyamet koptu. Vay efendim siz nasıl konuşursunuz? E sen sabahtan akşama kadar konuşuyorsun. Bırak o da konuşsun. Senden mi izin alacak? Demokrasi yok mu? Değerli arkadaşlarım. Bu yolsuzluğun boyutu 247 milyar. Eski parayla 247 katrilyon lira. Yolsuzluğun boyutu. Arkadaşlarıma bir talimat verdim. Dedim ki ya bu 247 milyarla neler yapılırdı? Bir hesap çıkarın bakayım. Onlar da çıkardılar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de şu anda 2.831.000 kişi iş arıyor. Bu yolsuzluk parasıyla 2.831.000 işçiye 8 yıl süreyle asgari ücret üzerinden para ödenirdi. 8 yıl. 300 bin atama bekleyen öğretmen var. 300 bin. 300 bin öğretmeni göreve başlatırdınız ve bunlara 30 yıl süreyle buradan para öderdiniz. 30 yıl süreyle. 9,5 milyon emekli var. Her emekliye 25 bin lira ikramiye verirdiniz. Emekliler diyor ya maaşla geçinemiyoruz. Oy verirsen 25 bin değil daha fazlasını götürecekler. Haberin olsun. Altı GAP yapılırdı. GAP, Güneydoğu Projesi. Altı GAP yapılırdı. 30 tane de Marmaray yapılırdı arkadaşlar. Yolsuzluğun boyutu bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın neden bu kadar telaşlandığını herhalde şimdi daha iyi anladınız. Neden bağırıp çağırıyor? Üstümüze geliyorlar. Benim de üstüme çocuklarımın üzerinden gelmek istiyorlar diyor. Niye telaşlanıyorsun sen? Bir pisliğe bulaşmadıysan hiç telaşlanma. Herkes bırak işini yapsın. Savcı savcılığını, polis polisliğini, yargıç yargıçlığı, herkes işini yapsın. Sen de başbakansın. Neden korkuyorsun? Telaşın neden? Değerli arkadaşlarım. Dedi ki çeteler var. Yargının içinde çeteler var. Militanlar var. Bu yargı olmaz. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu olmaz. Böyle bir şey mi olur? Diye söylendi. Söyleniyordu hala. Ben de arkadaşlara dedim ki ya Erdoğan'ın daha önce söyledikleriyle şimdi söylediklerini bir karşılaştıralım Allah aşkına.